Ve Hülya'yı çağırıyorum. Hoş geldin Hülya. Hoş bulduk. Dün Esra'ya verdiğim puan hakkında beni eleştiriye yağmuruna tutmuştun. Bir anlatabilir misin? Estağfurullah, eleştiri değil. Sadece benim için, benim moda anlayışıma göre benim giymeyeceğim ve beğenmediğim bir kombindi açıkçası. Siz de 5 verdiğinize göre kombini kusursuz buldunuz. Ve ben sadece şunu merak ediyorum. Benim bu, yani sürekli mesela siz ne söylüyorsanız hepsini alıp cebime koyuyorum. Ona göre hareket ediyorum. Bir sürü şey öğrendim. Kendimi çok geliştirdim. Evet. Öğrenmeye de devam ediyorum. Yorum yapmadığınız için kombinle ilgili benim o kombinle, benim kendimi hiç beğenmedim. Kendi fikrim bu benim. Cebime koymam gereken, almam gereken ne var? Onu merak ettim sadece. Nasıl güzel soruyor. O zaman ben de şöyle söyleyeyim. Gel Hülya'cığım, burada otur, ben karşıya geçeyim. Alem bu kız. Ben size kesinlikle böyle bir sorgulama hadi değil. Gel. Sonuna lütfen kadar saygı duyuyorum. Çünkü hiç böyle bir şey yapmanıza gerek yok şu anda. Çünkü sen yarışmacı ve jüri, sen yarışmacısın, ben jüriyim. Biliyorum zaten bunu da özellikle mısın? Tüm sözlerime, cümlelerime dikkat ederek söyledim söylediğim şeyi. Tabii ki de ben yarışmacı olduğumun farkındayım. Ve daha önce de böyle bir şey sorgulamama rağmen yine de böyle bir had bildirme söz konusu olmuştuk kendime karşı. Onu da aldım, cebime koydum. Bunun üstüne sadece dediğim gibi merak ettiğim şey, bu kombinden öğrenmem gereken ne var? Mesela şişme yelekli klasik stiletto moda mı? Yani şu an trend mi? Kusursuz bir kombin. Açıklama mı bekliyorsun? Yani ya şöyle söylüyorum. Hani neyini beğendin? Öğrenmem gereken ne var? Çünkü Gülşah Hanım, Serdar Bey yorumlamadı. Sadece yorumlamadığı için merak ettiğimi söyledi. Beğenmiş olabilir. Tabii ki sen bunun fikrini sorgulayamazsın. Puanını asla da sorgulayamazsın. Amacım gerçekten size saygısızlık yapmak değil. Hani yapmaya çalıştığım şey bu değil. Burada artık hani buna ne kadar kızdığınızı bilecek bir yarışmacıyım. Başından beri buradayım. Yorumlamadığınız için merak ediyorum sadece. Ben de çünkü öyle bir kombin yapıp gelebilirim. Kusursuz buldunuz çünkü. Hülya'cığım. Buyurun. Dün kendi puanlarından dolayı zaten mutsuzdun. Bir de beni bir oyuna getirdin. Ne oyunu? Sana leylek dediğim zaman. Evet. Her zamanki gibi demeyeceğim. Sahte gözyaşlarını kapatmak için gözlüklerini taktın. Hatırla. Sahte gözyaşlarım olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? Niye gözlüklerini taktın o zaman? Çünkü gözyaşlarım görülmesin, ağladığım belli olmasın gerçekten diye direkt gözlüklerimi taktım. Gerçekten ağlayan bir insan gözlük takmaz. Ben gözyaşlarımın geldiğini anladığım anda gözlük taktım. Bunu böyle değerlendirmeniz bence çok acımasızca. Bir kadın için leylek demenizin acımasızca olduğu gibi. Kuğu dediğim zaman problem olacak mıydı? Hayır. Kuğu başka bir şey Serdar Bey. Şimdi şöyle bir şey var. Maymun insanın zekasına en yakın hayvandır, biliyorsunuz. Evet. Bana deseniz ki hani maymun deseniz mesela zeka gibi aynı şeye gelmiyor mu sizce de? Hülya'cığım, o kadar buraya tehlikeli konulara giriyorsun ki. Evet. Sana hemen şöyle söyleyeceğim. Buyurun. Sürekli en vizyonlu kişi benim. Burada tarzını kanıtlayan kişi benim diyorsun ya. Bence değilsin. Olabilir. Bu da sizin fikriniz. Sonuna değilsin kadar saygı Hülya'cığım duyuyorum. Çünkü stiletto'nun ne olduğunu bilmiyorsun. Bilmiyorum, evet. Bu da bir benim ayıbım. Bir puanlar alıyorsun. Evet. Psikolojim ve aldığın puanlardan memnun değilsin. Evet. Ve ondan sonra farklı konulara gidiyorsun. Yok, asla. Ben burada zaten Sana 5 verdiğim zamanlar oldu. Diğer arkadaşlarını kötü verdiğim zamanlar oldu. Evet. Niye beni sorgulamadın o zaman? Sorgulamak değil ki Serdar Bey. Bana bir vermenizi sorgulamadım. Neden bana 5 verdin diye sormadın? Bir alacağımı bilerek ve keyifli bir şekilde buraya geldim. Kendimi yaktım dedim. Lütfen dün açılsın, izlensin. Gayet yüzüm gülüyordu. Ben sonuçta buraya kendini beğendirmek için geliyorum her gün. Ve bir kadın olarak beğendirdiğini bana leylek demenize kırılmış olabilirim. Beğendirdiğini zaten düşünüyor musun? Efendim? Beğendirdiğini düşünüyor musun? Dün beğendiremedim. Her gelişinde. Bugün de beğendiremeyebilirim. Öbür gün de beğendiremeyebilirim belki kendimi size. Ama ben buraya kendimi size beğendirmek için ve sizden puan almak için geliyorum. Leylek konusuna gelince uzun boylu olduğun için söyledim. Çok şanslısın dedim. Bunu bile yanlış anladın. Çok şanslısın. Bu kadar yüksek topuk ve platforma ihtiyacın yok dedim. Ama tabii ki senin moralin bozuk olduğu için bunu bile yanlış anladın. Peki. Hülya Peki leylek değil. Çok güzel bir hayvan değil evet mi? Evet. Hayır. Hani kuğu, leylek bunlar asla burada yani hiçbirimiz tabii ki de
Serdar'ın asla çok naif de ruhu olan bir adam. Asla senin hani böyle bir şeyle seni üzecek bir şey asla müsaade etmez kendisinde ve leylek çok güzel bir hayvan, kuğu çok güzel bir hayvan ve bir kadına kısa boylu olduğu için bir benzetme yapıldığında belki böyle bir kırıcı bir şey olabilir de bence hani uzun boylu ve hani leylek gibisin falan bu biraz hani komik tatlı gibi bir şey gibi geldi bana hani gerçekten üzdü mü seni bu? Size öyle gelmiş olabilir Yasemin Hanım. Soruyorum yani. Evet, gerçekten beni, üzdü mü seni? Üstüne zaten demiştim. Eda'nın söylediğine de çok kırıldım arkada. Üstüne gelip de hani böyle bir yorumu sonuçta milyonların izlediği bir program. Bana birebir gelip söylenmedi bu. Hangi kadına söyleseniz buraya kendini beğendirmek için gelen hangi kadına, hangi arkadaşıma söyleseniz kırılır tabii ki de yani sonuçta. Kırılır mısın Esra'cığım? Hayır kırılmam. Kırılır mısın Eda'cığım? Kırılır mısın Aleyna'cığım? Hiç bilmiyorum. Kırılabilirim ben. Kırılmam. Özlemciğim? Ben kırılırım. Bana çok daha başka değişik şeylerde de hitap edenler ya ben benim şunu söylemek istiyorum. Mesela. Çok merak ediyorum. Şimdi bir gün Hülya ile birlikte terziye girmiştik. Ve ikimiz de bir tasarım yapmıştık. Hülya tasarımını yapamamıştı bile. Ben yapıp çıkmıştım. Yasemin Hanım'dan bir ya da iki almıştım. Yasemin Hanım sana üstünde kendi tişörtün ve trenç kotun olmasına rağmen 4 vermişti. Ve sen gülerek yukarıya çıkıp bana demiştin ki ben hiçbir şey giyinmeden senden hiç yüksek puan şey aldım demedim. Demiştin Hülya. Hiç öyle o zaman bir şey demedim. Sorgulayalım herkesin senin puanını. Artık o senin zaman yollarından sen çok Yasemin sıkıldım. Hanım, susar mısın? Çok deseydin sıkıldım. Deseydin ki Yasemin Hanım bana tamam 4 verdiniz ama benim üzerimde arkadaşlarımın alabileceği ne var? Benim üstümdeki trenç kot mu? Uydurmalarından da çok sıkıldım. Niye yalanlarından niye da çok sıkıldım. Yeter. Ne yalanı ya? Değil. Niye konu bu şekilde benim manipüle etmeye çalışıyorsun? Sus. Yeni bir algı yaratmaya çalışıyorsun anladım ama gerçekten bence bu tutmaz yani. Gerçekten sana katlanamıyorum. Başarıyorsun biliyor musun? Burada üstüne bıktım hiçbir şey olmadan çıktığında bıktım. Herkesten yüksek puan alınca iyiydi. Ben mutluydun. Hiç sorgulamadın. Ama. Benim üstümde kombin bile yok. Niye bu puanı aldım demedin. Ben zaten bunu sorgulamıyorum. Ben diyorum ki bu kadar bana göre çok kötü olan kendi adıma bu benim fikrim. Bunu söylemekte evet. Özgür değil miyim ben? Bana özgürsün. Göre ben senin o giydiklerini özgürsün. Giyip asla çıkmam. Ama nerede olduğunu unutuyorsun. Bile. Ben de diyorum ki yarışmacı olduğunu unutuyorsun. Evet benim yanlış bildiğim bir şeyler var demek ki. Ben bunu benim moda anlayışıma uymuyor senin ne kadar akıllı bir kadın ama olduğunu biliyorum en başta. Efendim? Ne kadar akıllı bir kadın olduğunu biliyorum. İstediğin zaman mağdur oynayabiliyorsun. İstediğin zaman. Gözyaşlarım sahte. Mağduru oynuyorum. Yani bunlar neden bana böyle şeyler söylüyorsunuz? Şu anda ben anlamıyorum evet. Serdar Bey. Hülya'cığım. Ben bunları hak ettiğimi düşünmüyorum. Ve burada bilmem kaç bininci haksızlığıma uğruyorum şu anda. Bana sahte sadece gözyaşı döküyor diyemezsiniz. Gerçekten öyle. Ben çünkü nereden şöyle. Nereden biliyorsunuz? Duygularımı siz mi yönetiyorsunuz? Siz mi görünen biliyorsunuz? Görünen köy kılavuz ister mi Hülya'cığım? Nereden biliyorsunuz? Konuşurken ben kırılıp ağlamış olmam size nasıl sahte gelebiliyor ya? Nasıl bunu söyleyebiliyorsunuz evet, bana? Evet sahte geliyor ve gene şimdi ağlamaya başlayacaksın. Evet. Gene ağlamaya başlayacaksın. Ben gitmek istiyorum ya. Nereye gidiyorsun? Gitmek istiyorum. Gitmek istiyorum buradan. Gerçekten gitmek istiyorum. Yeter ya. Ben bir gideyim bir bakayım. Sen o sırada öbür yarışmacımızı çağır istersen. Ben bir peki gideyim hala. Kızımıza bakayım. Öyleyse Özlemcim seni podyuma alalım.